Merhaba, Inkscape severler. Inkscape 1.0 tam sürümü çıktı. Sizi bu bilgiyle karşılayayım. Inkscape tam sürümü çıkmışken de burada bir çizim yapalım istedim. Bu sayede bazı çizim tekniklerinde araçlara da tanımış oluruz. Aynı zamanda arka tarafa bir referans resim atacağım ve çizimi bunun üzerinden gerçekleştireceğim. Bu resmin linkini de sizlerle paylaşacağım. Şimdi dosyaya geliyorum. Dosyada iç aktar diyerek resmimizi içeriye aktarıyoruz. Burada böyle bir araç kutusu açılır. Varsayılan değerleri koruyarak tamam diyoruz. Evet resmimiz bu şekilde içeriye atıldı. Bunu şöyle merkeze bir yere alıyorum. Sonrasında bunun üzerine şöyle sağ tıklayacağım ve seçilen nesneleri kilitle diyeceğim. Artık bunları seçemez hale geleceğiz. Çünkü üzerlerinde çizim yapacağım için seçilmez olmaları daha iyi. Yalnız şöyle yapalım. Bunun üzerine bir sağ tıklayalım. Nesnelerin kilidini bir açalım. Bunu bir opak hale getirelim. Daha şeffaf bir hale getirelim. Yukarıda bir aracımız vardır. Renklerini, yani nesnelerin renklerini düzenlediğimiz, renk geçişlerini düzenlediğimiz. Buna tıklıyoruz, açıyoruz. Sağ tarafta opaklık değeri vardır. Bunu birazcık ben kısmak istiyorum. Çünkü üzerinde çizim yapacağım için Ana hatlarıyla görünmesi yeterlidir. Biraz daha şöyle kısılı kalabilir. Hatta şuradan üzerine tıklayıp e, sabit bir değer de verebiliriz. 10 değerini mesela. Daha net bir değer. Pencereyi şöyle şurada bir düğmemiz var bakın. Buna tıklayarak sağ tarafa yaslayabiliriz. X'e tıklayarak tamamen kaldırabiliriz. E, buradan yaslayalım kenara çünkü kimi zaman çağırmamız gerekebilir. Şimdi buraya bir yakınlaşmak istiyorum. Tekrardan bunu bir kilitleyeyim. Bakın artık seçili değil. Ben bunların üzerinden bir çizim yapacağım. Çizim için beziye eğrilerini kullanacağım. Bunun kısa yolu da B'dir. Tıklıyorum buraya. Normalde ben açılı yol oluşturmayı tercih ediyorum. Bu çok daha güzel çizimler yapıyor. Normalde pet vardır. Bakın bu da düzenli bezeye yol oluşturmada bu yöntem vardır. Aslında bununla da çizebiliriz ama. Şöyle yapalım mesela. Şuradan bakın bunu da basılı tutmamız. Birazcık daha böyle hassas bir çizim belirlememiz gerekiyor. Ancak ben bunu birazcık yorucu bulduğum için ve açıları da çok iyi belirleyemediğim için bunu kullanmayacağım. Bunu şöyle bir seçelim ve hemen silelim şuradan. Ben burada tekrardan bezier araçlarını aktif hale getirip açılı yol oluşturmayı seçiyorum. Şimdi bakın böyle çizme çok daha güzel. Örneğin şuradan başlayacağım bakın. Belli aralıklar vererek bunları genelde sabit aralıklarda tutarsanız çok daha iyi olur. Yani diyelim böyle çizdiniz bir de uzatmayın. E, araları birbirine yakın tutmaya çalışın. Tabii ki araları yakın tutmaya ihtiyaç olmayan yerler de olacaktır ama özellikle karşımızda böyle kıvrımlar varsa yakın tutmaya dikkat edin. Ben belli bir kısmını çizeceğim şimdi. Şuradan çünkü sonrasında hızlı bir şekilde yapacağım. Bakın belli aralar verip çizdiğimiz zaman çok güzel bir şekilde buradaki kıvrımımızı oluşturabiliyoruz. Fare tekerleğine basılı tutarak yukarıya çıkabiliriz. Bakın şöyle şuradan yukarıya çıkalım. Geliyoruz bakalım şu şekilde yani kıvrımın arttığı yerlerde mesafeyi birazcık daha böyle kısa tutabilirim. Evet devam edelim böyle. Evet, şu uca gelindiği zaman önemli tam olarak bu uçta tıklayalım ve burada artık uzatabiliriz tam olarak. Burada da tıklıyoruz ve aşağıya doğru alıyoruz. Yani buralar biraz daha önemli şu bölümde birazcık içeriye geçebilir. Sonrasında şuradan devam ettiriyorum. Oraları sonradan keskinleştireceğiz. Buraya alıyorum. Sonra belli aralıklarla yeniden çizimi devam ettiriyorum. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman burada da önemli nokta koymamız. Yani aşağıya doğrudan almıyoruz. Buraya geliyoruz, noktamızı koyuyoruz. Şöyle aşağıya inelim ve çizimimize devam edelim. Ben buraları hızlandıracağım şimdi. Evet yine şuraya geldik. Bakın burada da sivri bölgeler olacağı için uzatabiliriz. Zaten dış hatlarından e, bunun düz görünümünü de görmekteyiz. Kırmızı olan bölümlere dikkat edin. Burada mesela bir tane alıyorum. Bir tane de şuraya alabiliriz. Sonra tekrardan aşağıya uzatıyoruz. Kareye alıyoruz. Ve çizime devam ediyorum. Evet bu noktada artık çizimi birleştirebiliriz. Tıklıyoruz ve çizimi birleştiriyoruz. Bakın artık ana hatlardan çizimi yapmış olduk. Gayet güzel olduğunu görüyoruz. Şimdi neye basıyoruz? Düğümleri düzenleme aracını aktif hale getiriyoruz. Sol taraftan da buna ulaşabiliriz. Bakın şimdi ben belli aralıklarda bunu çizmişim. Şöyle yapacağız. Biraz yaklaşalım. Şu bölümleri ben hani dik bir açıda tutmak istiyorum. Bakın burayı seçiyorum. Kontrole basılı tutarak burayı da seçebilirim. Shift'e daha doğrusu. Bazen çok fazla program kullandığım için kısa yollar birbirine karışabiliyor. Sonra bakın mesela Shift'e basılı tutarak burayı seçiyorum kenarlarının sert olarak, açılarının sert olarak belirlenmesini istediğim her yeri şöyle shift'e basım tutarak seçebilirim. Bakın aşağıya inelim. Başka nerelerde var? Mesela buralarda var. Ee, örneğin şurayı seçiyorum. Şurayı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Bakın şu şekilde. Bu açıları, buraları hemen Sert bir hale getireceğiz çünkü. Başka nerede vardı? Bir de şurada vardı. Bunu da seçelim. Tekrardan şöyle bir burayı bir geriye alalım. Bakın şimdi buradaki düğümleri daha sert bir hale getirmek için yukarıda bir düğümümüz vardır. E seçili düğümleri köşelere dönüştürür. Hemen tıklıyoruz. Bakın artık oraları köşelere dönüştürmüş olduk. E seçimden S'ye basıp normal seçim aracını aktif hale getirelim. Bakın görüyoruz bazı yerler daha kıvrımlı yumuşak hatlardayken bazı yerler sivri bir halde görünüyor. Şimdi şu iç kısımları da aynı yöntemi kullanarak bir çizmeyi düşünüyorum. Buraları yine hızlandıracağım. Evet son olarak da burayı birleştirelim. Yine düğümleri düzenleme aracını alalım belli köşeleri şöyle tabi üzerine tıklayalım seçelim şöyle bakalım burada zannedersem sadece bunları sert köşeler haline getirmemiz yeterlidir Evet geriye doğru gelelim S seçim aktif hale getirelim bakın görmekteyiz böyle bir çizim yapmış olduk Evet diğer yerleri de aynı yöntemle burada çizmiş oldum. Şimdi bu nesnemizi bir seçelim. Tekrardan dolgu ve kontür araçlarını açalım. Bunda kontür stilimiz vardır. İsterseniz çizginin kalınlığını daha da artırabilirsiniz bakın. Kenarları da artırırsınız. Burada kapak bölümünde daha yuvarlak hatlar verebilirsiniz. Dilerseniz çizgiyi tamamen Kısa Tercih tamamen size kalmıştır. Hepsi için ben çizgi sınırlarını şu an için şöyle bir düşürüyorum. Şöyle bir düşürelim bakalım. Bunun da aynı şekilde çok kalın olmasına gerek yok. E şöyle bir değer verelim. Şimdi bakın bunu seçelim. Bunu seçtikten sonra alt kısımda istediğimiz rengi bunlara verebiliriz. Buna bu rengi verdikten sonra sonrasında çizgiden tutarak diğerlerini de pekala renklendirebiliriz. Farklı farklı renkler verebiliriz. Tercih tamamen burada size kalmıştır. Seçebilmek için kenar çizgilerinin üzerine gelip seçim yapabilirsiniz. Çünkü genel olarak seçmek biraz zor oluyor açıkçası. Böyle çizgilere yakın yerden seçmek lazım. Buna da şöyle sarı bir renk verebiliriz sarı tonlarda. Yine bunu seçelim. Son taraftakini de. E aynı rengi belirleyebiliriz buna da. Şimdi diyelim ki bir boşluk oluşsun istiyorsunuz. O zaman bu nesneyi seçeriz. Ardından arkadakini seçeriz. Yukarıda yola geliriz. Burada fark vardır. Bakın Fark aldığımız zaman orayı bölmüş oluruz. Yani bir yine boolean operasyonu uygulamış oluruz. Bunu taşıdığımız zaman ortası boş olur. Bunu da tercih edebilirsiniz. E aynı şekilde göz içinde önce bunu seçeriz. Sonra arka tarafı seçeriz. Yoldan fark deriz. Artık gözlerde o şekilde boşluk halinde kalır. Demek ki isterseniz geriye alırsınız. Oralara da farklı bir renk belirlersiniz. Ben geriye almak istiyorum. Böyle kalsın. Peki bunları nasıl hep beraber hareket ettirebiliriz? Çünkü bakın bunlar birbirinden ayrı parçalar derseniz Hepsini seçeriz. Yukarıda gruplandırma seçeneğimiz vardır. Ctrl G'de kısa yoldur. Ctrl G'ye basarız. Bundan bir tane bu şekilde bir grup oluştururuz. bunun aynısını karşı tarafa çizmeye gerek yok bence. Bu şöyle Ctrl D ile çoğaltırız. Bu tarafa alırız. Şöyle Ctrl'e basarsak sağ tarafa sürüklersek daha orantılı bir şekilde sürükleriz. Hemen ardından yukarıda bakın ayna görünümü vardır. Seçilen nesneyi yatay çevirme. Bunu da bu tarafa çeviririz. Yaklaşık olarak buraya alırız. Tabi isterseniz bunun gruplandırmasını çözeriz. Ve buna da farklı bir hani kuş türü olduğunu göstermek açısından çok daha farklı renkler belirleyebilirsiniz. Örneğin kanadı daha bir koyu renkte olsun. Gözü daha mavi tonlarda falan olsun. Artık burada dediğim gibi renkler konusunda tercih tamamen sizin olsun. Ee, kuyruk bölümü böyle kalabilir. Bunu zaten gruplandırmıştık. Bunda da değişiklik yapmak isterseniz yine yapabilirsiniz. Aynı şekilde yine tümünü seçeriz ve yukarıdan gruplandırırız. Böyle bir çizim yapmış oluruz. Tabi dilerseniz dediğim gibi dış hatları renklendirdikten sonra şunu da göstereyim araçları çünkü tanıyalım. Daha doğrusu grubu bir çözümleyelim. Bunu seçeriz. Kenarlarda hiçbir şekilde bir çizgi olmasını istemiyorsanız bunları da tamamen çizgi kalınlıklarını ortadan kaldırabilirsiniz. Gözünüze nasıl hoş geliyorsa. Bence kaldırmak sanki daha iyi gibi. Bazı noktalarda iyi, bazı noktalarda kötü. Şöyle çoklu hallerde düzeltebiliyor mu diye bakalım. Zannedersem düzeltebiliyor. Bakın hepsini çizgi kalınlığını belirleyebiliyoruz. Hepsinin çizgi kalınlığını azaltabiliyoruz. Şuraya bir gelelim bakalım. Evet. Buraya ben sıfır değerini artık girebilirim. Tamamdır. Bunu yine şöyle ne yapabiliriz? Alırız buraya. Gruplandırırız. Şu şekilde Bakalım şimdi şu arkadaki nesnenin kilidini açarız. Bunu seçip sileriz. Artık kuşlarımız burada oluşturulmuş oldu. Bunun grubunu çözmüştük. Şöyle gruplandıralım tekrar Ctrl G ile. Bakın bir tane referans resim kullanarak biz kendi çizimlerimizi oluşturabiliriz. Kendi SVG dosyalarımızı oluşturabiliriz. E, hatta e, kendi e, ikonlarımızı bile oluşturabiliriz. Yalnız şurada şu kuyruk biraz farklı olsun. Turuncu bir renk belirleyelim bu kuyruğa. Evet çeşitlilik olsun. Tekrardan Ctrl G ile bunu da şöyle birleştirelim. Dilerseniz tabii ki proje gereği ikisini de beraber hareket ettirmek istiyorsanız Ctrl G ile ikisini de birleştirirsiniz. Bunu dilediğiniz ölçülerde küçültebilirsiniz şöyle merkeze alalım. Bu seçim haline getirdiğimizde bunu SVG olarak dışarıya aktarıp Blender'da açabilirsiniz. Blender'da animasyonlar oluşturabilirsiniz. Veya diğer programlara yükleyebilirsiniz. Video editörlere gönderebilirsiniz. E, PNG dosyası olarak çıkartıp. E, SVG dosyası olarak çıkarmak için farklı kaydede gelir yaparız bunu. E, PNG, PNG dosyası olarak e görüntüsü olarak aktardayız. Bir resim olarak çıkartalım bakalım. Han şöyle dışarı penege görüntüsü aktar diyelim. Burada dosya bölümünden şu dizini belirliyorum. Nereye kaydedeceğimi. Evet D'ye kaydediyorum bunu. Şimdi kaydetmeyecektir. Aşağıda dışa aktar seçeneği vardır. Buna tıkladığımız zaman dışarıya aktardı. Gidip bir resmimizi görelim bakalım. Evet resmimizi açtığımız zaman böyle görüyoruz. E, çözünürlüğünü küçük yaptım tabii ki. Sizler isterseniz çok daha büyük bir hale getirip daha büyük şekilde çıktı alabilirsiniz. E SVG dosyası şeklinde zaten dışarıya çıkartırsanız ne kadar büyütürseniz büyütün. Bunlar vektörel çizimler olduğu için çözünürlükleri asla bozulmayacaktır. Evet arkadaşlar böylece bir Inkscape dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki Inkscape derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.